ERT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 8 Haziran Perşembe. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli'de bugün Şafak Park'ta operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Ereğli'de bugün Şafak Park'ta operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Uyuşturucu ticaret yapmak, hırsızlık ve diğer suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 ayrı şahsın evine gidildi. 2 şahıs evde bulunamazken bir şahıs ise gözaltına alındı. Operasyona 11 polis katıldı. Çalışmaların devam edeceği bilgisi verildi. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven Toros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan hobi bahçelerini basma mensuplarına tanıttı. Belediye Başkanı Özkan Özgüven Toros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan hobi bahçelerini basın mensuplarına tanıttı. Burada 40 kulübe olduğunu ve buradan kulübe kiralamak için bazı şartları olduğunu söyleyen Özgüven şunları ifade etti. Şu an itibariyle Toros Mahallemizde TOKÜ bölgesinde belediye olarak kurduğumuz ve bu yıl faaliyete geçecek hobi bahçelerindeyiz. Bununla ilgili zaten daha önceki çalışmalarımızın her aşamasını sizler vasıtasıyla hemşehrilerimizle paylaşmıştık. Ereğli'miz her ne kadar bağlık, bahçelik, tarımsal anlamda bir yer olsa da bazı vatandaşlarımızın kendine has mülkiyeti olan işte yazın ektiği domatesiyle, biberiyle hem mutlu olduğu hem üretim yaptığı bir ortam olsa da hobi bahçelerine de ihtiyaç vardı. Şu an itibariyle TOKÜ bölgesinde hobi bahçesini yaptık ve kura sonucu buraları vatandaşlarımıza vereceğiz. Şu an itibariyle gördüğümüz tablo oldukça talep fazla ama bu 35'ten sonraki bir durum analizi yaptıktan sonra tekrar hobi bahçeleri yapmaya devam edeceğiz. Buradaki bulunan saha hemen yeni Ereğli'nin bir mahalle anlamında, yerleşim anlamında önemli bir yeri olan TOKÜ konutlarının olduğu yerin hemen yanı başında, minibüs yolu üzerinde, ulaşım anlamında kolay. Ve burada altyapıyı hazırladık. Küçük kulübeler ve yaklaşık 150 metrekarelik bir alan yaparak buradaki vatandaşlarımız birazcık domates, biber, işte sebze, meyve ekip hem buranın böyle torosların havasını alacak hem bunu teneffüs edecek hem de burada vakit geçirecek diye düşünüyoruz. Bu hobi bahçelerini birçok belediye yapıyor. Yani Konya'daki belediyelerimiz yapıyor, yanı başımızdaki Aksaray yapıyor. Biraz da onlardan model olarak da esinlendik. Bununla ilgili olarak önümüzdeki günlerde müracaatlar alıyoruz. Müracaatlardaki aranan şartlarımız şu: bir kere buraya talep olacak kişilerin evli olması gerekiyor, aile olması gerekiyor, 30 yaş üzerinde olması gerekiyor, sabıka kaydı olmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili belediyemizin hemen girişindeki danışmadan da bilgi alabilirler. Hazırlayacaklar evraklarla gelecekler, müracaatlar değerlendirilecek ve en önemli şeylerden birisi de Ereğli'de ikamet ediyor olması lazım olacak. Çünkü talep çok olduğu için böyle kısıtlayıcı ve kurallar koyucu şartları ortaya koyuyoruz. Ve buranın yıllık, aylık kira bedeli 50 lira. Yani yıllık ne yapar? 600 lira yapar. 3 yıllığına veriyoruz, 1800 lira yapar. Yani yıllık kira bedeli 600 lira, 3 yıllığına veriyoruz. Ve buradaki bir disiplin içerisinde vatandaşlarımız burada boş zamanlarını geçirip hem bir taraftan bizim için önemli bir değer olan toprakla uğraşacaklar, hem bir rahatlayacaklar, stres atacaklar, hem de yetiştirdikleri meyvenin, sebzenin tadına bakarak işte onun mutluluğunu, hazzını yaşayacaklar. İnşallah müracaatlar yarından itibaren başlıyor. Vatandaşlarımız gelsin, oradaki matlu evrakları alacaklar, müracaat yapılacak. Noter huzurunda da bir çekiliş yapacağız. Bunları vatandaşlarımıza dağıtacağız. Su altyapısı tamam. İşte her bahçe diyelim, her bölüme, her kulübenin olduğu yere birer tane ıhlamur ağacı diktik. Onları büyütecekler. Ondan sonra onların gölgesinde, onun mis gibi çiçeklerin kokusunda çay keyiflerini yapacaklar. Ortak bir mescit alanımız var, hem kadın erkek için hem erkek için. Ortak işte kullanım alanları var.
işte VC gibi su ihtiyaçlarını giderecek her kulübenin başında su var. Burada zaten damlama dışında herhangi bir sulama söz konusu değil. Ve kullanılacak su da insanın ihtiyaçları için ve aynı zamanda damlama sulamayla yapacakları meyve sebze sulaması için yapılacak. Ereğli 1. Kitap Fuarı kapsamında 13 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen kitap okuma yarışmasına dereceye giren öğrenciler ödüllerini Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'den aldı. Evet, şöyle karşıya bakarsak. Ereğli 1. Kitap Fuarı kapsamında 13 Mayıs 2017 tarihinde yapılan kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Belediye Başkanı Özkan Özgüven'den aldı. Öğrencilere bisiklet, laptop ve tablet hediye edildi. Bu laptop sana her şeyde faydalı olsun. Oyun da oyna. Bengisu'ya da bisiklet. Bir bakalım şöyle. Bengisu. Şimdi sen hangi okulun öğrencisisin? Dumlupınar, Bengisu, TED, Bengisu. Beğendin mi bisikleti? Beğendim. Yani şimdi bu biraz benim de içime sinmedi. Biz bunu tabletini değiştirelim. Bu biraz daha böyle ilkokuldaki çocukların oynayacağı tablet gibi daha güzel bir tablet alalım. Belediye olarak sembolik anlamda da olsa maddi değeri çok bir şey ifade etmese de manevi değeri yüksek. Üç kardeşimize, üç evladımıza birer hediye takdim ettik. Bu hediyelerimiz Ereğli Belediyesi olarak bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz kitap fuarı çerçevesinde okullarda kitap okuma yarışmasındaki öğrencilerimizin dereceleri neticesindeki bir takdim merasimi, töreni. Biliyorsunuz kitap fuarımızı 10-19 Şubat tarihleri arasında yapmıştık kültür merkezinde. Ve burada Türkiye'de tanınmış 20 tane yazarımız geldi. Ve yani şöyle verilere bakacak olursak buraya 100 bin adet kitap sergilendi. Ve bu kitap fuarını, bunu hiç mübalağa yok, kapıdan her giren kişi kameralar vasıtasıyla tespit edildi. 40 bin tane çoluğumuz, çocuğumuz, yavrumuz, büyüklerimiz 40 bin kişi bu kitap fuarını ziyaret etti. Ve bu kitap fuarında yayın evinin verdiği bilgilere göre tam 70 bin adet kitap Ereğli'deki öğrencilerimiz tarafından, öğretmenleri tarafından, veliler tarafından, yetişkinlikler tarafından para verilerek satın alındı. Şimdi biz bu kitap fuarını yaparken yayın evleri ve yazarlar başta olmak üzere biraz böyle tabiri caizse bir naz demeyelim ama ya olur mu filan diye böyle bir tereddütleri olmuştu. Ama şu anda yayın evleri başta olmak üzere, işte tanınmış ve diğer yazarlarımız başta olmak üzere Ereğli Kitap Fuarı'nın ne zaman yapılacağı noktasında şimdiden program yapmaya başladılar. Ben sizleri tebrik ediyorum. Sizlere her zaman arkanızda olan ailelerinizi tebrik ediyorum. Hocalarımızı, okul idarecilerimize duyarlı olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ramazan ayında tahinli pidesine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Ramazan'ın vazgeçilmez yiyeceği pide sofraları süslemeye devam ediyor. Niğde'de yarım asırdır tüketilen tahinli pide ise diğerlerinden biraz farklı, zira tok tutuyor. Bu Niğde'mizin kültüründen kaynaklaşan bir olaydır. Yıllarını Niğde'de geçirmiş olduğu bu halkın Ramazan aylarında susuz veya tok tutması çok önemli. O açıdan halkımız bunu sevdiği için her Ramazan'da mutlaka belli bir şubelerde tahin yapılıp satılmaktadır. Ustaların yaklaşık 16 saat çalışarak talebi karşılamaya çalıştığı tahinli pideler vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Tahinli pideler özellikle de sahurda tüketiliyor. Bu pideye Ankara, İstanbul ve İzmir gibi çevre illerden de yoğun talep var. O kilosuna göre ayarlanmış bir tahin vardır. Onu ayarlar arkadaşlarımız, büker, kalıplar halinde dökerler, tavalarla pişmiş olarak hizmete sunarlar. Tahinli pide şekerli ve sade olmak üzere iki çeşit yapılıyor.
Dün Vasfiye Ergin Huzur Evi'nde iftar programı düzenlendi. Nasıl 5 dakika önce olur? Kendilerimiz derdi ya. Doktorumuz, hemşiremiz yok ama birçok huzur evinde güzel bir huzur evliyiz. Nihat abim sık sık söyler, gittikleri yerlerde sık huzur evlerini ziyaret eder. Buradan çok çok lüks huzur evleri var. 10 kat, 20 kat. Ama buradaki güzellik hiçbir huzur evinde yok. Şimdi her dinde ibadethane ve onun toplum üzerindeki o ümmet, o topluluk üzerindeki ağırlığı malumdur. Ama yüce dinimiz bütün sosyal hayatı mabet haline getirir. Eğer mabet bilincini, oradaki dayanışma, kaynaşma, muhabbet, hüsnü diyalog bilincini sosyal hayatımıza alıp aktaramadığımız zaman dinin ve caminin de bize vermek istediği yavan kalır. Dolayısıyla İslam insan için, Kur'an insan için. Kur'an'ı okuma bir nevi insanı okumadır, alemi okumadır. Kur'an bize dayanışmayı, her vesileyle birbirimize karşı âli cenap ve hayırhah olmayı telkin eder. Bu vesileyle sosyal hayatımızın iki güzide topluluğu İslam'ın nazarında da bizlerin nazarında da ehemmiyet arz eder. İvris Sosail ve Yıldızlı Sulama Birliği Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, İvris Sosail ve Yıldızlı Sulama Birliği'nden sulama yapan çiftlerimizin ilk taksit ödemelerini yapmamaları durumunda kendilerine sulama suyu verilmeyeceğini hususen gereği önemli olduğunu denildi. Bültenime Türkiye gündemiyle devam ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polis Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen iftar yemeğinde emniyet ve jandarma mensuplarıyla bir araya geldi. Erdoğan, Rabia işaretini terör örgütü işareti olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Muhalefet partisinin başındaki zat benim bu işaretimi çok kıskanmış. Herhalde çok da hoşuna gitmiş. Bir terör örgütünün işaretini kullanan diyor. İçini söyle, içini. Bu işaretin içeriğinde ne var? İşaretin anlamını bir kez daha açıkladı Erdoğan. Bir millet, tek millet. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi, sen bu ülkede tek millet değil de çok millet mi istiyorsun? Ondan mı rahatsız oldun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Eğer senin bildiğin bir devlet varsa buyur git. Gizli vatanlarına kaçanlar ve FETÖ'de gündemindeydi Cumhurbaşkanı'nın. Ama bizim öyle bir toprağımız yok. Bizim varsa yoksa 780 bin kilometre karelik işte bu topraklar. Onun için 15 Temmuz'da öz yurdumuzda parya durumuna düşmektense aslanlar gibi mücadele edip adam gibi ölmeyi tercih ettik edeceğiz. Milletimizin, özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönülleri ferah olsun. Ben baş danışmanlarımın tamamıyla duruşmaları takip ediyorum. Yarısı Ankara, yarısı İstanbul olmak üzere duruşmaları takip ediyorlar. Devam etsin, söyleyeyim, biraz yavaş yaparak. İncilik üssünde öğle saatlerinde hava hareketliliği yaşandı. Üste helikopterlerin, savaş ve kargo uçaklarının iniş kalkış yaptığı görüldü. Öte yandan İncilik üssü çevresine halk füzeleri yerleştirilerek güvenlik tedbiri artırıldı. Üste rutin uçuşlar devam ederken pist çevresinde ise normal araçların hareketliliği gözlendi. İncelik üssünde ayrıca Suriye'den gelecek muhtemel bir saldırıya karşı da Patriot Hava Savunma Sistemi aktif olarak tutuluyor.
üretim paketinin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenlemelerim komisyona çekecek. Ve birinci maddeden, hayır komisyona çekilecek. Bakın komisyona çekilecek diyorum. Birinci maddesi hafta tatili kanun, ikinci maddesi zeytinlikle ilgili düzenleme. O düzenleme komisyona geri çekilecek ve diğer maddelerin iş tüzük 88'e göre görüşülmesine devam edilecek. Siz parlamento muhabirleri iş tüzüğü bizden daha iyi bilirsiniz. İş tüzüğün 88'ine göre bir maddenin komisyonda görüşülmek üzere veya tasarının tamamı komisyonda görüşülmek üzere hükümet veya esas komisyon tarafından istenebilir diyor. Bunu esas komisyon isteyecek. Esas komisyon ikinci maddesini görüşüp değerlendirdikten sonra ortak bir kanaate varıp yeni bir düzenlemeye göre, komisyon raporuna göre ikinci maddeyi görüşeceğiz. Biz diğer maddelerde görüşme imkanı bulmuş olacağız. İş tüzük 89-88'e göre komisyon o maddeyi yeniden görüşecek. Ya aynen kabul edebilir, ya aynen kabul edebilir, ya da komisyon değiştirerek kabul edilebilir. Onu yapacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Zeytinburnu Belediyesi Ramazan ayı boyunca yolda kalan vatandaşlara iftar saatinde çorba ikramında bulunmaya devam ediyor. Vallahi çok güzel bir hizmet. Ya gayet memnunuz. Burada çalışıyoruz, eve de gidemiyoruz bu saatte. Gececi olduğumuz için mecburen buradan almak zorunda kalıyoruz. Belediyeye teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Belediye ekipleri Marmaray Kazlıçeşme istasyonunda iftara yetişemeyen vatandaşlara mercimek çorbası, hurma, ekmek ve su dağıtımı yaptı. İftara yolda, evet. Marmaray'da açıyorum iftarımı ben. Çorbanın tadı çok güzel. Özellikle hurmaları çok beğeniyorum. Hurmaları çok güzel. İftar için evine yetişemeyen yüzlerce kişi ezanın okunmasıyla beraber oruçlarını dağıtılan iftariyeliklerle açtı. Bugün bir alayım dedim. Çok methettiler. Bugün ama her gün gelemiyorum. Olmuyor, vakit olmuyor çünkü. Çok güzel efendim. Çorba harika. Allah razı olsun. Her şey süper. İlk defa bugün oldu. Ya güzel bir şey yani. Sonuçta hani yetişemeyenler oluyor. Hani aç kalanlar sonuçta açamıyorlar sonuçta. Marmaray'da nerede açacaksın? O yüzden güzel olmuş yani. Vatandaşlar ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Niğde'de her Ramazan üretilen tahinli pide büyük ilgi görüyor. Öyle ki ustalar bu pidenin Ramazan'da tok tuttuğunu belirtiyor. Yaz okuluyla gelecek sensin. Konya'nın her yerinde tüm gençler için kayıtlar 5-18 Haziran arası www.comek.org.tr'de. Demireller Miren Restoran'da Ramazan bir başka. Miren Restoran hayırlı Ramazanlar diler. Türk mutfağının en seçkin yemekleri Ramazan boyunca Mirel'de. Açık büfe iftar yemeklerimiz, çeşit çeşit yemekler, tatlılar, meyveler sizleri bekliyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle bu Ramazan'da Miren Restoran yanınızda. Miren Restoran Demireller Petrol içerisinde. Ali rezervasyon 712-02-00. Duta
Kaşgar Seramik ve Ankastre şehri. Yeni mağazamızla dünya devlerini bir araya getirdik. Mutfaklarınız için en şık ankastre ve beyaz eşya modelleri Ankastre şehri mağazamızda bulabilirsiniz. Siemens, Silverline, Teka, Ukinox, Esti'nin davlumbaz, ocak, fırın, mikrodalga, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi modelleri mağazamızda. Ankastre şehrine uğradığınızda mutfağınızın değişime ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. Yeni nesil mutfak teknolojisiyle mutfaklarınıza değer katın. Ankastre şehri. Yine Dutar Seramik olarak ev ve iş yerlerinizde görselliğin tamamlayıcısı olmaya devam ediyoruz. Bien Seramik, Anka Seramik, Yurtbay Seramik, Vitra, Artema, Kabinet Seramik, Duşa Kabin Jacuzzi, Vitrifiye, Armatür, Banyo Dolabı, Cam Mozaik modellerimizle hizmetinize devam ediyoruz. Şıklığın tamamlayıcısı Dutar Seramik'le her biri tasarım harikası olan modellerimizle büyük mekanlar için büyük çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yenilenmek doğamızın bir parçası. Dutar Seramik ve Ankastre şehri, Cahı Caddesi, Fatih Camii ilerisi. Telefon 0332 712 3189. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırın. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244. Bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.